Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Supra-TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayılar yeni nesil uygulama testi 7 ile başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki şekil birim karelere ayrılmıştır. Şekle göre boyalı kısmın alanının boyalı olmayan kısmın alanı oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar boyalı kısımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 tane boyalı kısım var. Toplamda 5 bu tarafta, 7 bu tarafta 35 tane kare var. 10 tanesi boyalı olduğuna göre 25 tanesi de boyasızdır. 5 ile sadeleştirirseniz 2, 5, 2 bölü 5. Bizden ne istiyor? Bizden orantıyı ondalık olarak göstermiş. O zaman 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 10 demek. Bu da 0,4. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruda arkadaşlar. Aşağıda içine ofis malzemelerinin yerleştirilmesi planlanan bir çekmece üstten görünümü verilmiştir. Çekmece önce pembe ayraçlarla 4 eşit bölmeye ayrılıyor. Sonra ayrılan bölmelerden birisi yeşil ayraçlarla 6 eşit parçaya bölünüyor. Ve diğeri ise mor ayraçlarla 16 eşit parçaya ayrılıyormuş. Buna göre yeşil ayraçlarla ayrılan bölmelerden birinin alanı mor ayraçlarla ayrılan bölmelerden birinin alanının kaç katıdır? Şimdi şu 6 parçaya bölünmüş olan kısmın her birine x dersem burada 6x olmuş olur. Şu 16 parçaya bölünmüş kısmın her birine y dersem 16y olmuş olur. Dolayısıyla 16y ile şurası y olsun. 16y ile 6x birbirine eşittir. Bizden istenen x'in y'ye oranıdır. Dolayısıyla burası 16, şu kısım da 6 olur. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 8 bölü 3 katı olduğunu görmüş oluruz. Cevabımız C şıkkıdır. Şöyle arkadaşlar. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere KLM sayıların ondalık gösterimleri verilmiştir. Ondalık gösterimleri verilen sayılardan sıralama konusunu yanlış öğrenen Kamil, bu 3 sayının sıralamasını rakamları toplamının büyüklüğüne göre sıralamış ve bu şekilde bir sıralama bulmuştur. Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi L sayısını büyük bulduğuna göre rakamları toplamı B artı C'yi büyük bulmuş. L'den L'yi bulmuş. Ondan sonra M, C artı A, o da büyüktür. A artı B şeklinde bulmuş. İkişer ikişer bunu çözersek öncelikle şurayı çözelim. C artı A sayısının A artı B sayısından daha büyük. A'ları sadeleştirirsek buradan C'nin B'den büyük olduğu görünmüş olur. Şu kısmı çözersek buradan da B artı C'nin C artı A'dan daha büyük. C'ler buradan giderse B'nin A'dan büyük olduğu görülmüş olur. Şu iki ifadeyi birlikte düşünecek olursak C B'den büyük, B de A'dan büyük. Dolayısıyla C büyüktür, o da büyüktür B'den, o da büyüktür A sayısından. C sayısı dediğimiz olay kimdir? C sayısı M'dir, M büyük. B sayısı L'dir ve A sayısı da K'dır. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur. Dördüncü soruda aşağıdaki şekilde alttaki kutularda bulunan her bir sayı hemen üstünde bulunan iki kutuya yazılacak olan sayıların toplamına eşittir. Buna göre A artı B kaçtır? Ben buraya arkadaşlar X desem, buraya da Y desek A artı X'in ondalıklı devirli ondalık sayılar sıfırlı olursa şu şekilde 7 bölü 9 yazıyorum. X artı Y'yi 8 bölü 9 şeklinde yazabiliyorum. Y artı B'yi arkadaşlar 4 bölü 9 şeklinde yazabiliyorum. Şunu biraz düzgün yazalım. Şimdi şu ifadeyi eksiyle çarparsam ve taraf tarafa toplarsam arkadaşlar x'ler gidecek, y'ler gidecek. Sadece buradan ne kalmış olur? A artı B eşittir 7 bölü 9 eksi 8 bölü 9 artı 4 bölü 9. Payda eşit olduğuna göre arkadaşlar şu ifade ne olmuş olur? 3 bölü 9 olur. Sadeleştirirsek 1 bölü 3'e denk olur. Cevabımız C şıkkıdır.
Beşinci soru, ifadelerindeki boş dairelerin içine çarpma, çıkarma, bölme sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Şimdi arkadaşlar ben buraya bölme işlemini yazarsam, şuradan bölme işlemi şöyle bir belirgin olsun. 5 bölü 0,2 demek 25'e eşittir demektir. Buraya çıkarma işlemi yazarsak eksi eksiden dolayı artı olur. Toplama 25 eşit olur. Şurayı çarpma yaparsak eksilerin çarpımı da artı yapar. Artı 25. Her 3 işleminde sonucu 25'e eşit olmuş oluyor. Cevabımız B şıkkı. Bölme, çıkarma ve çarpma işlemleri sırasıyla yazılması gerekiyor. 6. soruda 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 ve 1,9 ondalık sayıların her biri şekildeki kutulara yazılacaktır. Satır ve sütundaki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde sayılar yazıldığında boyalı kareye hangi sayı gelecek? Arkadaşlar burada 1,1 yazarak da deneyebilirsiniz. Bu 1,1 yazarsam, buraya 1,9 yazarsam 3 olur. Toplamda 3 olur. Burası 1,4 ile 1,6 yazarsam toplamı 3 olur ve birbirine eşit olmuş olur. Dolayısıyla buraya da 1,2 kalmış olur. Cevabımız B şıkkıdır. 7. soruda aşağıda güneş sisteminde Dünya ile Mars gezegenleri gösterilmiştir. Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık 149 milyon kilometre olup bu uzaklığa bir astronomik birim, bir AB olarak denir. Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu anda aralarındaki uzaklık 55 milyon kilometredir. Buna göre Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu anda Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık olarak kaç AB'dir? Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık en yakın 149 milyondur. Mars'la Dünya arasındaki en yakın mesafe ise, en yakın olduğu zamandaki mesafe 155 milyon kilometredir. 149 milyon kilometre arkadaşlar bir astronomik birim ise toplamda Güneş'in Mars'a olan uzaklığı 204 milyon kilometre kaç AB'dir? Burada oran orantıyı kurarsak arkadaşlar 204 bölü 149, bu da eşittir yaklaşık olarak 1,369. Cevabımız C şıkkıdır. 8. soru ve son soru ile bitiriyoruz arkadaşlar. Her iki tarafında 0,6 santimetre mesafe olan 12 santimetrelik bir cetvelin altına her iki tarafından da 0,4 santimetre mesafe olan 8 santimetrelik özdeş iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan ucuca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre 12 santimetrelik cetvelin sağ kenarı 8 santimetrelik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır? Şimdi arkadaşlar şu üstteki cetvelde 0,6 birimlik bir boşluk var. Cetvelin uzunluğu 12 santimetre. Ve şu ucunda da yine 0,6 santimetrelik bir boşluk var. Dolayısıyla şöyle yazabilir miyim? 0,6, 12 santimetre ve 0,6. Öbür tarafta neye eşit olmuş olur? Şurada 0,4'lük bir boşluk var. Öbür ucunda da 0,4'lük bir boşluk var. Cetvel 8 santimetredir. Öbür cetvelin öbür tarafından 0,4 santimetrelik bir boşluk var. Ve burayı x olarak kabul edelim. Dolayısıyla burası da 0,4. Cetvelin uzunluğu 0,4 öbür ucu, öbür cetvelin de 0,4 hissesi artı x olsun. Bu işlemleri yaptığınızda arkadaşlar x eşittir 4 santimetre. Yani 4 santimetrelik kısma hizalanmış olur diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır.